Arkadaşlar merhaba, Kutu'nun çağrısı olarak yapmakta olduğumuz Dungeons Dragons 5. edisyon rehberinde ırkları artık bitirmeye baya yaklaştık. Bugünkü videomuzda da Dragonborn ırkını işleyeceğiz sizlerle birlikte. E zaten hem isimlerinden <laughs> tahmin edebileceğiniz üzere kendileri aslında bir ejderha silüetindeki insanlar gibi düşünebiliriz. E, hem ejderhaların bazı özelliklerini almışlar hem de humanoidlerin yani insansı özelliklerin birleştiği bir e, yaratık olarak karşımıza çıkıyor bunların nasıl oluştuğu ile ilgili Lord'a, en azından bu sistemin lore'unda tam bir kesinlik yoktur. Bazıları der ki, tarikatçıların çeşitli deneyleri sonucunda, bozulmalar sonucunda ortaya çıkmış bir ırk olduğu söyler. Bazıları derler ki, bizzat ejderhaların kendileri için üretmiş oldukları işlerini yapsınlar, köleleştirmek için olduğu bir ırk olduğunu söyler. Bu konuda tam bir kesinlik yoktur. Ama bildiğimiz şey şudur ki, ee, çok hani spesifik bir ırk ortaya çıkmıştır insanlar ve ejderhalar arasında kalan. Ee, bazılarının, bu 5. edisyonda biraz değişmiş bir muhabbet ama bazılarının gerçek ejderhalara karşı bir hayranlığı vardır ve onların adeta bir hizmetçisi gibidir. Ama birçoğu daha önceki edisyonlarda en azından öyle kabul edilmekteydi ejderhalardan aslında nefret etmektedir. E ee, 5. edisyon bunu açık bırakmayı tercih ediyor. Sizin karakteriniz <laughs> ejderhalara tapan bir dragonborn olabilir. Onlardan eden bir dragonborn da olabilir. Bu artık sizlerin seçmesi gereken bir nokta oluyor. E ee, dragonborn'ların normal ejderhalardan farklı olarak e, ayakta bir ejderha gibi düşünebilirsiniz insan formunda ama kanatları ve e, kuyrukları yoktur. Çok çok nadiren bazılarında kuyruk vardır. Bunu da zaten kendileri deformite olarak kabul eder. Yani olması gereken bir şey olarak görmezler. Aksine bunu bir hastalık gibi kabul ederler. Ama genel olarak ka kanat ve kuyrukları bulunmuyor. Ee, i̇lk e ejder doğanlar aslında daha farklı bir e skalaya sahipti. Çok farklı renklerde daha iri pulları olan, daha böyle göz kamaştıran ve farklılık çeşitlenebilen bir Ejder Doğan ırkından bahsetmek mümkünken şu anda artık o aralarındaki e, jenerasyonların jenerasyonların atlamasıyla birlikte daha tek tipleşmeye yaklaştık bir Ejder Doğan ırkından bahsedebiliriz. Ama biz yine de bunu %100 diyemeyiz tabii ki. Sadece birazcık daha tek tipe yaklaştığından bahsedebiliyoruz. Bir insandan daha uzunlardır çoğu zaman için. 6,5 feet kadar ve kesinlikle onlardan çok daha ağırlardır. Ortalama 300 pound'un üzerinde bir ağırlığa sahipler. Buna bağlı olarak da kuvvetli, kudretli olduklarını da tahmin edebilirsiniz elbette. Elleri e, keza yine çok kuvvetli ve bunların böyle e, bir pençe gibi, bir kuşun pençesi gibi hani tuttuğunu yapıya kalayabilecek şekilde, üç parmağı olan şekilde olduğunu biliyorsunuz zaten daha sonrasında arkadaşlar şimdi biz aslında ejder doğanlardan bahsediyorsak genelde onların o dış görünüşleri olsun, renkleri olsun falan aslında kendi köken aldıkları ejder soyundan kaynaklanıyor. Bu köken aldıkları ejder soyuna bağlı olarak kendi renkleri dirençleri, düşleri de değişmekte oluyor. Bir ejder doğandan bahsettiğimizde klan kavramı yine önümüze geliyor ve bir ejder doğan için tanrısından da hayatındaki ideallerden de her şeyin üzerinde kılan kavramı vardır. Kılan bir boğanın için her şeydir. E, hayatın bile kendisinden daha önemli kabul edilir. Bir ejderdoğan için yemin bozmak kabul edilemez bir şeydir. En büyük suçtur yeminini bozmak. Dolayısıyla diğer ırklar tarafından ejderdoğanı tanıyan bir kişi ise ejderdoğanların asla yemin bozmadığını bilirler. Ejran ee, olanlar uçlarda yaşamaya alışık bir ırktır. Kendilerini bir konuda çok geliştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Çok büyük emekler verirler. Ee, emek vermekten kaçınmazlar. Tembel bir ırk değillerdir ve kendilerini o konuda geliştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Başka ırklardan bir konuyla ilgili, ilgilendikleri konuyla ilgili üstadları bulduklarında da onlara aynı şekilde saygıda gösterirler. Ee, bir Dragonborn... Dediğim gibi başka ırklar tarafından çok fazla bilinmez çünkü aralarında çok kendisini yaymış Dragonbornlar olduğu kadar kötülük yapmış Dragonbornlar da vardır ve bunların dengesi içerisinde aslında diğer ırklar tarafından çok bilinmeyen ırklardan bir tanesidir. Şurada zaten diğer Uncommon Races'i görmekteyiz. Dolayısıyla Dragonborn'lara bakış ve bu diğer Uncommon Race'lere bakış... ...diğer e, bundan önce anlattığımız ırklardaki gibi herkesin bildiği şekilde işlemez. Onlara biraz daha bakış biraz da farklıdır. Yani herkes onları tanımayabilir, anlamlandıramayabilir bulundukları noktaya göre. E, bir Dragonborn her zaman için kendilerini sonuna kadar zorlarlar ve konularda uzmanlaşmaya çalışırlar demiştik ama bu yardım almaktan da çekinmezler. Ama yardım alacakları zaman da burada ilk ulaş, e, danıştıkları yer kendi klanları olur. Dragonborn'ların isimleri vardır. Doğumdan aldıkları bir isim ama kendi isimlerinden önce öncelikle klan isimlerini söylerler. Bu yüzden klanlarını yücelttiklerini düşünürler bu sayede. Dragonborn'lar bu şekildedir. E, zaten her şey bir tarafa, tüm mekaniklere hiç girmesek bile Dragon oynamak zaten var, başlı başına hoş bir şeydi Sonuçta insan sülüetinde bir ejderha ile oynamakta oluyorsunuz. Dragonbornlar eğer sadece Player's Handbook kurallarını uyguluyorsanız yani subclass, class e, sub işte race seçiminde bulunamıyorsanız diğer kitaplardan olan şey kitaptaki belki de en güçsüz ırktır. E, çünkü geride kalır. Çok fazla uyum sağlayamaz diğer ırklarla. Ama iyi e, uyum sağladığı birkaç sınıf vardır. Onlarla güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Bir de zaten tek başına yani Dragon oynamak bile zaten keyifli bir olaydır. Hani rolünü yaparken oynadığınız varlığın biraz anormal bir varlık olduğunu, öyle sokakta göremeyeceğiniz bir varlık olduğunda farkında olarak oynamanız lazım. Geçmişlerinden o ejder kökeniyle, gelen şeyleriyle, insanların ve diğer varlıkların onlara bakışıyla dikkat ederek oynanması gereken bir örgüdür. Trade'lerine gelirsek, Strength'lerini artı 2 alırlar ki kuvvetlerinden dolayı beklediğimiz bir şey. Ekstra olarak karizmalarını da artı 1 alırlar. Yaşları, Dragon Ball'lar çok hızlı büyürler gençlik dönemlerinde. Çatladıktan, yumurtadan çıktıktan birkaç saat sonra yürüyebilir hale gelirler. Daha sonra da normalde 10 yaşında bir insan çocuğunun ulaştığı seviyeye yalnızca 3 yaşında ulaşırlar. 15 yaş gibi kendi yetişkinliğine ulaşır ve aslında çok da uzun bir yaşam süreleri yoktur. 80 yaşlarında da yaklaşık olarak yaşam süreni sonlandırırlar 100 yaşına doğru. Alignment'dan konuşacak olursak Dragonbornlar iki uçta yaşadıklarını söylemiştik ve bu hani belki kendi lorelarından gelen o hani Tiamat Bahamut muhabbeti gibi iyi ve kötü arasındaki savaşta genelde bir tarafı sonuna kadar seçmeyi tercih ederler. Orta yolcu çok fazla Dragonborn olmaz. Dolayısıyla ya çok iyidir ya çok kötüdür diyebiliriz. Dragonbornların ama genelinden itibaren konuşacak olursak genelin iyi karakterli olduğunu kabul edebiliriz. Ama tam tersi olduğunu da unutmamamız lazım. Size olarak kesinlikle insanlardan daha ağır olduklarını söylemiştik. Çoğundan da daha uzun boyludur. 6 fitten daha uzun ve 250-300 pound'a yakın bir kiloları var. Medium sonuç itibariyle kabul ediliyorlar. Ne olursa olsun insanlardan biraz büyük de olsalar. Hızları 30 fittir. E, buraya kadarki ki genel özelliklerdi. buradan sonrakiler oyunda mekaniksel olarak etkileri olacak özellikler. Şimdi siz bir Dragonborn seçtiğinizde Draconic Encaster dediğiniz sizin ejderha kökeninizi de seçmeniz istenir. Bu köken sizin seçtiğiniz renginize yani hangi renk ejderhadan geldiğinizi ve buna bağlı olarak da hangi damage türüne, hasar türüne karşı e, özel durumunuz olduğunu gösterir. Şimdi bunların etkilediği özellikler şunlardır. Drakenic Enquestry'i seçtiniz. Daha sonra Breath Weapon. Arkadaşlar Breath Weapon Dragonborn'un aslında en ikonik özelliklerinden biridir. Siz ejder doğan olduğunuzda birinci level'dan itibaren aksiyon kullanarak ağzınızdan bir patlayıcı enerji fırlatabilirsiniz. Bir nefes patlatabilirsiniz. Çok destruktif bir özelliktir. Buradaki bu nefesin Şeklini de işte bu seçtiğiniz ejderha kökeniniz belirler. Yani siz bir ateş ejderhası olduğunuzda buradaki hasar türünüz de bir ateş ejderhasıdır. E i̇şte yıldırım ejderhasınızı yıldırım şeklinde bir hasar ver, verirsiniz. Siz bu saldırıyı yaptığınızda arkadaşlar bu alanda kalan her yaratık bir saving throw atar. Saving throwda geçmeleri gereken sayı ise 8 artı sizin e, Constitution modifier'ınız artı Proficiency bonusunuzdur. Yani sizin karakterinizin Constitution ne kadar yüksek olursa Bread Weapon'a vuracağı e, vurma ihtimali de o kadar artacaktır. En baştaki level'larda eğer e, fail atarsa save'den 2d6 hasar yer yaratık. Ama eğer başarılı olursa bunun yarısı kadar damage yiyecektir. Daha sonra sizler 6. level'a ulaştığınızda bir Dragonborn olarak bu damage değeri 3d6'ya ulaşır. 11 level'da 4 de 6'ya, 16 level'da da 5 de 6'ya ulaşır. Yani katman katman artan bir özelliktir. Bir defa bu nefes saldırınızı kullandıktan sonra short rest veya long rest alana kadar yani bir şekilde dinlenene kadar bir daha bunu kullanamazsınız. Yani tek kullanımlık bir hak olarak düşünebilirsiniz. Bir de damage resistance'a sahipsinizdir. Siz hangi tipin ejderhası iseniz yani ağzınızdan püskürttüğünüz hangi damage tipi ise o tipe karşı da aynı zamanda resistance'a sahipsiniz bunun ne olduğunu zaten anlatmıştık. Siz Resistance'a sahipseniz oradan alacağınız demeyi yarısı kadar demeye çalışırsınız. Bu çok değerli bir özellik. Dolayısıyla sizin şuradan seçtiğiniz şey ki şunu da fark etmişsinizdir. Şuradakiler Dex save attırıyor ve e, 5 ve 30 yani 1'e 6'lık bir çizgi boyunca bir nefes saldırısı yapıyor. Bunlarsa 15 fitlik bir koni de saldırı yaptırıyor. Daha alan nitelikli düşünebilirsiniz ama daha yakın mesafede. Burada hangilerinin hangi save'ı attırdığı da yazıyor parantez içerisinde. Bu sizin hem damage resistance'ınızı belirleyecek hem RP açısından da oyununuzu etkileyecek hem de bread weapon dediğimiz bir Dragonborn'un en ikonik özelliği olan şeyde hangi damage tipiyle vuracağınızı belirleyecek ve onun size'ınız şeklini bile bu belirleyecek. Dolayısıyla buradaki seçimi dikkatli yapmanız önemli. Dil olarak sizler bir ortak dili bir de drakonik dili kullanabilirsiniz. Drakonik dil, dil olarak bu lore içerisindeki en eski dillerden bir tanesidir ve genelde büyüyle e, özdeşleştirir. Yani büyünün yapıldığı, büyünün öğrenildiği dil olarak kabul edilir. Dışarıdan çok sert gelen, böyle birazcık daha kalın tonlamalarla konuşulan bir dildir. E, bunları söyledik. Peki bir Dragonborn oynayacağımız zaman hangi sınıfları seçmek mantıklı olabilir? Dragonborn bir paladin, Verdiği strength'i gereği e, ve hani biraz da rol olarak da uyumasından dolayı hoş bir e, uyumdur. Yani bir prototiptir Dragonborn bir paladin. Onun dışında benim en sevdiğim Dragonborn oynaması keyif aldığım sınıf kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar Sorcerer'dır. Eğer Sorcerer'da da ejderha yolunu seçerseniz bu sizin iki ayrı damage tipine karşı resistance olmanızı sağlayacaktır. Ve yani o ejderha... ...backgroundlarının birleşmesiyle inanılmaz keyifli bir karakter ortaya çıkıyor. Benim ilk açtığım Sorcerer karakterlerden bir tanesi öyleydi. Yani kuvvetli bir karakter de oluşturabiliyorsunuz. Onun dışında e, Warlock'larla da iyi anlaşır e, bir Dragonborn. Çünkü Warlock'ların bilirsiniz çok fazla büyü yapabilme sıkıntısı yoktur. Cantriplere muhtaç kalırlar işin bir noktasında. Burada sizin Breath Weapon gibi bir yeteneğinizin olması ekstra bir saldırı imkanı sağlar size bir kullanımlık bile olsa ve bunun varlık oyuncusuysanız bilirsiniz aslında o bile sizin için çok kritiktir aynı şeyleri tekrar 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 keslemeye başlamadan önce dolayısıyla bu üç sınıfı oynayabilirsiniz tabii ki diğer sınıflarla da bir şekilde oynayabilirsiniz ama en azından PHB özelinde bu üç sınıf güzel gidiyor kesinlikle burada seçtiğiniz hangi ejderha tipini seçtiğiniz bizim için yine önem arz edecek. Rolünü yaparken oynadığınız yaratığın çok doğal bir yaratık olmadığını, çok farklı bir lordan geldiğine farkında olmanız lazım. Her yerde size aynı şekilde bakılmayacağını da bilmeniz lazım. Çünkü alışılabildik bir ırk değilsiniz. O kadar sık görülen bir ırk değilsiniz. Böyleydi. Benim sevdiğim bir ırktır Dragonborn. Dediğim gibi güzel background birleşmeleriyle çok keyifli oyunlar çıkartabilirsiniz. Dragonborn üzerine söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.